أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا معين. بحرمة طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, yaratıcımız, bizi yoktan var edenimiz, bizi bu aleme, bu süfli geçici aleme imtihan için yollayanımız, bu geçici bedene ruh verenimiz ve bütün bunları ücretsiz yapanımız, Rabbimiz kelamı kadiminde, Kur'an'ında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Rabbimiz ayeti kerimeye nasıl başlıyor? Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler! Allah Teala bir ayete ey iman edenler diye başlayınca bunun muhatabı kim oluyor? Biz, buradakilerin tamamı. Dünyada ben Muhammed Aleyhisselam'a tabiyim diyen kim varsa ya eyyühellezine amenu demektir. Allah Teala ona da hitap ediyor demektir. Kur'an'da bu ayetler geldi mi anla ki sana konuşuyor Mevla. Burada da hedef sensin. Burada ortaya konuşmuyor. Mesela ya eyyühennas diye başlasa ayet ne olur? Ey insanlar! Kafir, ateist, putperest, ineğe tapan, fareye tapan hepsi içinde. Yahudi, Hristiyan hepsi içinde. Ama burada diyor ki ya eyyühellezine amenu. Ha, burada Hristiyan da yok, ateist de yok, Yahudi de yok. Burada sadece biz varız. Allah'ımız biz müminlere sesleniyor şu anda. Ya eyyühellezine amenuttakullah. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'ımız bu ayette bizden üç şey istiyor. Üç şey. Bir, ittakullah. Allah'tan korkun. Vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a yaklaşmaya vesile arayın. İki, üç, ve cahidu fi sebilih. Onun yolunda cihad edin. Bir, korkun. İki, ona yaklaşmaya vesile arayın. Üç, onun yolunda cihad edin. Ayetin sonunda diyor ki kurtuluşa eresiniz. Ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi ayeti açmamız lazım. Allah'ımız bu üç maddenin, üçünü yapanın kurtuluşa ereceğini beyan ediyor. Yani üç hareketi yaptığın zaman sen kurtuluştasın diyor. Neyden kurtuluyorsun? Ateşten kurtuluyorsun. Azaptan kurtuluyorsun. Mahvolmaktan kurtuluyorsun. Ebedi hapishaneye girmekten kurtuluyorsun. Ateşten kurtulan nereye gider? Ortada kalmaz. Ateşten kurtulan cennete gider. Allah'ımız kurtuluşun reçetesini üç tane hareketle söylüyor. Üç işaret. Bu üç şeyi yap, ben seni kurtarayım diyor. Birden başlayalım. Allah'tan korkun. Mümin Allah'tan korkacak. İman eden Allah'tan korkacak. İlk madde budur. Korku olmadan sevgi olmaz. Korku olmadan saygı olmaz. Yakınlık mümkün değil, hasıl olmaz. Korku olmadan sabah namazına kalkamazsın. Sokakta bir sürü adam görürsünüz. Ben Allah'ı çok seviyorum der. Ama sabah namazına kalkamaz. Neden? Sevdiğini iddia ediyor ama korkmuyor. Saygı duymuyor. Allah'a saygı duyan adam sabah ezanı duyduğu anda içtima borusu gibi ayağa kalkar. Askerlik yapanlar bilir. Koğuşa rütbeli gelir.
koğuştaki yataklardan birkaç tanesini elindeki kasaturayla tık tık vurur. Bu ne demektir? Koğuş kalk. Kalk, işin bitti senin. Bütün askerler de sanki bir ilahi hitap duymuş gibi çıp hemen kalkarlar. Hemen toparlanır, yataklarını yapmaya başlarlar. 5 dakika vakit vardır. Yatağını yapacaksın, üstünü giyeceksin, hemen bir koşu tıraş olmaya gideceksin. 5 dakika. Allah'tan korkan bir kul, bir çavuştan daha fazla hürmetkar olur Rabbine. Bir çavuştan daha fazla saygı duyar Rabbine. O Allah seni her sabah içtimaya çağırıyor. Sabah ezanını işittiği yanında kalkamıyorsan, sende sakatlık var kardeşim. Sakatlık var. Hocam ben 3 defa hacca gittim ama kalkamıyorum. Korkmuyorsun. Henüz bu ayetin başındaki korkun özelini anlayamadım. Anlayamadım. Öteki adam namaz kılıyor ama esnafın dükkanını bombalıyor. Esnafın arabasının tekerleğine bıçak saplıyor. Komünist bayrakları kaldırıyor. Biz liberal komünistleriz diyor. Namaz kılıyor. Korkuyor mu Allah'tan? Korkmuyor. Allah'tan korkan Müslüman devlete baş kaldırmaz. Asilik yapmaz. Terörizm çıkartmaz. Huzursuzluk çıkartmaz, fitne çıkartmaz. Esnafın malına zarar vermez. Arabaları yakmaz. Devletin otobüsünü yakmaz. Allah'tan korkan Müslüman bunları yapamaz. Onun imanı vardır. Ama Allah'tan korkmayan adam çok kolay bir şekilde yapabilir. Dolayısıyla ayet bizi başta bir tereddüte getiriyor. Bizi başta bir titretiyor. Titre diyor. Kork. Allah'ımız bizden önce korkmamızı istiyor. Sonra ne geliyor? Korkmak yetmez diyor. Vebtehu ileyhil vesilete. Allah'a yaklaşmaya vesile ara. Şimdi bir korktun. Bir yaratıcının olduğunu bildin. Yetti mi? Yetmedi. Vesile arayacaksın. Neye vesile arayacaksın? Seni Rabbine daha yakın edecek olan meseleleri arayacaksın. Bu ayeti kerimeyi müfessirler tefsir ederken şöyle derler. Bu ayette geçen vesile mürşit demektir, alim demektir. Allah Teala'ya kul olmaktan öte yakın olmak isteyen, onunla maşuk olmak isteyen, tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yakınlığı gibi, tıpkı sahabenin yakınlığı gibi, tıpkı velilerin yakınlığı gibi Rabbine yakın olmak isteyenler bir vesile kendisine edinmek zorundadır. Bu vesile kimdir? Alimlerdir, velilerdir. Bundan sonraki kısımda ne diyordu Mevlamız bizden? وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ Allah yolunda cihad edin. 1. Kork. 2. Yaklaşmaya vesile edin. Bir vesile ara. 1. Mürşide tabi ol. Yetmez. Orada da bitmez. Ne yapacaksın? Allah yolunda cihad edeceksin. Allah yolunda cihad nedir hocam? Ne yapmamız lazım? Mahallemizde bulduğumuz gayrimüslimi, Hristiyanı, cehennemlik Yahudileri öldürmemiz mi lazım? Hayır kardeşim. Allah yolunda cihad demek, İslam'ı tebliğ etmek demektir. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yumuşak bir üslupla İslam'ı bütün insanlığa yaymak demektir. Tıpkı peygamberimizden önceki peygamberlerin yaptığı gibi ücretsiz, beklentisiz, sadece Allah rızası için Allah'ın dilini aktarmak demektir. İşte Allah'ımız bizden bu ayetinde 3 madde istiyor. Bu üçüne sadık kalmamızı istiyor. Hocam, Allah'ın bizden bir şey istemeye hakkı var mı? Efendiler, herkesten daha çok hakkı var. Mesela anamızın bizden bir şey istemeye hakkı var mı? O bizim anamız. Kesinlikle var. Babamızın var mı? Var. Kardeşimizin var mı? Var. Kan hakkı var arada. Patronumuzun var mı? Var. Neden var? Çünkü bir işverene gidiyorsun, bir hafta çalışıyorsun, çalıştığın ücretin karşılığını, çalıştığın miktarı karşılığını ne olarak alıyorsun? Para olarak alıyorsun. Ne zaman? Haftanın sonunda alıyorsun. Önce iş yapıyorsun, ondan sonra ücret alıyorsun. Patron senden bir şeyler isteme hakkına sahip mi değil mi? Sahip. Neden? Para veriyor sana. Peki Allah Teala? Allah Teala bizi önce çalıştırıyor, ondan sonra para veriyor değil. Dikkat buyurun. Bize önce verdi, ondan sonra istiyor. Ne verdi hocam bize? Akıl verdi. Göz verdi. Kulak verdi. El verdi, ayak verdi. Bütün bu nimetleri bize verdi. Anamızın karnından dünyaya geldik. 8-10 yaşında kendimizi bilmeye başladık. Benim gözüm kulağım var. Bak elim ayağım tutuyor. Maç yapıyorum. Bilgisayar oynuyorum. Bunları bana kim verdi? Rabbim verdi. Bunların karşılığında 1 lira istemedi. Bizden tek bir şey istedi. Kulluk.
Ücreti ben sana peşinen verdim ey kulum. Ücretimi verdiğim şeylerin karşılığında bana kulluk yapacaksın. Benim yanıma hiç kimseyi koymayacaksın. Benden başkasına kulluk yapmayacaksın. Dolayısıyla patronumuz bizden bir şey isteme hakkına sahipse, patronların patronu Allah Teala herkesten daha fazla isteme hakkına sahip. Herkesten daha fazla. Çünkü hiçbir paranın satın alamayacağı aklı o bize bedavaya verdi. Aranızda herkes akıllı. Burada akılsız adam yok. Aklı olmadığı zaman burada olmaz zaten. Sokakta olur. Evini bulamaz. Evinizi buluyorsunuz. İşinizi biliyorsunuz. Evinize para getirmesini biliyorsunuz. Her hafta ilim meclisine gelmesini biliyorsunuz. Sonsuz yaşamı kurtarmak için. Bu ne demektir? Bu neyin göstergesi? Aklınız çalışıyor. Kafanız çalışıyor. Demek ki bu aklın karşılığında, bize verilen bu büyük nimetin karşılığında Rabbimize bir şeyler vermemiz lazım. İşte ayet-i kerimenin tam ortasında, tam merkezde, adeta köprü gibi "Vebtegû ileyhil vesilete" diyor. Bu kısmı biraz açalım. Allah'a yaklaşmaya vesile arayınız diyor. Eğer Allah'ın istediği gibi bir kul olmak istiyorsan, senin gibi bir insan bulacaksın. Bir meleğe tabi olmayacaksın. Senin gibi yiyip içen, senin gibi yaşayan, çalışan ve senin gibi ağzı laf yapabilen bir insan bulacaksın. Ama bu insanın bir özelliği olacak. Peygamberine benzeyecek. Peygamberine benzerse ona mürşit denir. Mürşit. Mürşitlerin özellikleri vardır. Hocam, ayetler ve hadisler bize mürşit bul, alim bul, onlara tabi ol diyor ama özellikler nedir? Birkaç özelliğini sayayım. Mürşitlerin ilk özelliği, onların yüzüne baktığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız. Yüzüne baktığınız zaman Allah'ı hatırlamıyorsanız o nakıs demektir, eksik demektir. O kul kendine öyle bir Allah yoluna vermiştir ki, kim hangi cepheden bakarsa baksın Allah'ın dinini görür, hizmeti görür, dava adamı olduğunu görür. Allah'ı hatırlatır. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle teyit edeyim. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın evliyalarından bahsediyorsun. Biz onları nasıl tanırız? Onları şöyle tanırsınız. Onların yüzüne baktığınız zaman Allah hatırlanır. Allah hatırlanır. Bunlar mürşitlerin özelliklerindendir. Başka bir özelliği nedir? Az konuşurlar. Yalnızlığı severler. Çok fazla insan içinde bulunmamaya çalışırlar. Sessizliği severler. Az konuşurlar. Ayrı bir özelliktir. Az uyurlar. Herkes bütün gecesini uykuyla geçirir. Onlar az uyur. Gece teheccüde kalkarlar. Gözyaşı dökerler. Duaya kapanırlar. Sadece kendi için dua etmezler. Etrafındaki insanlar için dua ederler. Her gün o insanların etrafında peşinde insanlar gelir ve şöyle der. Duaya ihtiyacım var kardeşim. Bana dua eder misin? Az uyurlar. Az yerler. Çok az yerler. Öfkelenmezler. Yumuşaktırlar. Çünkü onlar peygamberi ahlaka müştak olmuşlardır. Efendimiz Aleyhisselam'a bir kul ne kadar benzerse o kadar yumuşaklaşır. Çünkü o peygamberimizin şu hitabını bilir. Allah refiktir, refik olanı sever. Refik yumuşak demektir. Allah'ımız yumuşaktır. Kur'an'da Rahman ve Rahim ayetleri, Rahman ve Rahim sıfatları azap sıfatlarından çok daha fazla zikredilir. Neden? Çünkü Allah'ımız refiktir, yumuşaktır. Kullarını bağışlamak, affetmek için bahaneler arar. Dolayısıyla biz de insanlara benzemek zorundayız. Kime? Gerçek insanlara. Yani peygamberine benzeyen, Kur'an'ı üzerine ahlak elbisesi edinmeye çalışan insanlara benzemek zorundayız. Peygamberimizin hadisiyle teyit edeyim. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Alimlere tabi olun. Çünkü onlar rehberdir. Kılavuzdur. Rehber, kılavuz. Peygamberimiz önce diyor ki, alimlere tabi olun. Sonra diyor ki, onlar birer rehberdir ve kılavuzdur. Biz bu dünya hayatında rehber ya da kılavuza ne zaman ihtiyaç duyarız? Bir müzeye gittiğimiz zaman, ilk defa gidiyorsundur o müzeye, şöyle dersin. Ya bir rehber tutsak şurada 3-5 liraya bize şurayı bir anlatsa. Burada iki tane kurşun birbirine girmiş. Burada tabancalar var, bunlar ne ayak? Burada toprak parçası var, bu nedir? Üstündeki yazı kısıtlı. Bir rehber tutalım şurada 50 liraya. Bize anlatsın, tarif etsin. Diyor musun, demiyor musun? Dünya hayatında bunu yapıyorsun. Neden? Çünkü o daha önce oralardan geçmiş. Çünkü o bunun ilmini okumuş. Çünkü o bu konuda uzmanlaşmış. Bu dünyada herkes bir konuda uzmanlaşmıştır. Kimisi psikoloji konusunda. Kimisi bilgisayar teknisyenliği konusunda.
Kimisi çanta konusunda, kimisi kuyum konusunda, kimisi para alışverişi konusunda, ticaret konusunda uzmanlaşmıştır. Ancak bu uzmanlıklar içinde en değerlisi kabirin içinde bize yarayan uzmanlıktır. Kabirde yarayacak uzmanlık. Kabirde. Bütün uzmanlıklar kabre kadardır. Bütün ustalıklar kabre kadardır. Kabre girdiğin anda uzmanlığını, ustalığını, teknolojini, her şeyi unutursun. Arkadaşların seni kabre kadar takip ederler. Malın evinden çıkmaz. Bir adam öldüğü zaman kabrini, cesedini evinden çıkartırlar. Ama malı yanında gitmez. Onu terk eder, evde kalır. Sonra okulu arkadaşlarıyla beraber kabre götürürler. Arkadaşları orada sadıktır. Kabre kadar onunla beraber giderler. Terk etmezler, bırakmazlar. Ama kabre gider, imam efendi her gün getirir. Duasını yapar, fatiha der, arkadaşları orada bırakır. İki tane en samimi dostu, malı ve arkadaşları ne kadar çok severse sevsin, karşı taraf bu ölen kişiyi ne kadar çok severse sevsin, onu terk etmek zorundadırlar. Dünyanın kuralı budur. Allah'ımız bu kuralları böyle koymuştur. Ne kaldı? Senin uzmanlığın kaldı. Uzmanlığın dünya için geçerli bir uzmanlıksa, kabre girdiğin anda o da gitmiş demektir. Ben bilgisayar teknisyeniyim hocam. Orada bana ne soru sorarlarsa sorsun, bir kabrin içinde Google'a girerim cevabını veririm. Anlat kardeşim, anlat. Orada geçmez. Orada bu ilimler geçmez. Ne geçer? Orada İslami ilimler geçer. Adama sorarlar, imamın kim? Sen hangi imama tabisin? İmam-ı Azam mı? İmam Şafii mi? Kime tabisin sen? Resulün kim? Kitabın ne? Dinin ne? Hangi millettensin? Bu kritik suallere cevap verebilmek için tabi olman gerekiyor. Resulullah'ın benim varislerim dediği alimlere tabi olman gerekiyor. Yani rehber edinmen gerekiyor. Kılavuz ve rehber edinmediğin zaman yolunu bulamazsın kardeşim. Çok zenginim dersin, çok ustaydım dersin, kabre girdiğin anda dilin kesiliverir, dilin tutuluverir. Kur'an okumaya bilmeyen Müslüman, kabre girdiği anda Allah Teala o Müslümana Kur'an'ı soracak mı, sormayacak mı? Sormaz olur mu ya? Ben sana bu kadar ömür verdim, sen İngilizceyi öğrendin. Sen bilgisayar programlarının tamamını öğrendin. Sen bilgisayarda istediğin oyunu almasını, açmasını, kurmasını, crack yapmasını öğrendin. Ama sen Kur'an'ı, benim sana yazdığım özel mektubu okumasını öğrenmedin. Allah Teala sorar mı, sormaz mı? Sorar. Bundan kaçamazsın. Dolayısıyla bu Kur'an içinde Kur'an'ı sana öğretecek bir rehber edinmen gerekiyor. Bunu kolayca okuyabileceğin bir rehber sana lazım geliyor. Bunu yapmadığın zaman olmaz kardeşim. Buradan Çanakkale'ye gittim. Çanakkale'de ne yaparsın? Kardeşim, al şu 100 lirayı. Bize bu dağları, bu ovaların hepsini göster. Nerede kaç tane şehit olmuş, nerede çatışma yapmışlar, hepsini göster. Dersin, kılavuz tutarsın. En ufak, en basit dünyevi işte bile sana kılavuz lazım gelir. Sonsuz yaşamına taalluk eden ahiret işinde kılavuz lazım gelmez mi? Kur'an bana yeter mi diyorsun yoksa? Yetseydi peygamber gelmezdi. Kur'an yetmez. Bu peygamberlerin ne işi vardı bu dünyada? Bir temsil daha getireyim. Futbolcu olmak isteyen bir genç adam. Düşünün. Adam futbolcu olmak istiyor. Ve bir amatör kulübe gidiyor. Beni kaydedin diyor. Amatör kulübe bunu kaydediyorlar. Ve ona bir sistem veriyorlar. Nedir o sistem? Al kardeşim bu futbol kitabını. Hiç buraya idmana gelmene gerek yok. Her gün 3 saat bu futbol hakkındaki kuralları oku. Nasıl ver kaç yapılır, offside nedir, foul nedir bunları oku. Hiç idman yapmana, şut atmana, ver kaç yapmana, derin pas yapmana gerek yok. Buraya gelme. Bir sene sonra aynı gün görüşürüz. Mü diyor. Teknik direktör böyle bir şey der mi? Demez. Futbol aynen bir dil gibi, İslam dini gibi pratikle öğrenilecek bir şeydir. Pratikle. Pratik olmadan geliştiremezsin kendini. Bunun için bir kılavuz lazımdır, bir rehber lazımdır. Futboldaki rehber teknik direktördür. O adam seni alacak, şu kadar şınav çekeceksin, şu kadar mekik çekeceksin, omuzların kuvvetlenmesi lazım ki futbolcularla omuz omuza geldiğin zaman ayakta duran sen olabilesin. İkili mücadelede kim ayakta kalırsa, fizik kondisyonu kimin daha iyiyse o sahaya daha çok hakim olur. Şöyle ver kaç yap, karşı tarafa tek pas yapabilmen lazım. Ayağına hakim olamazsan, bu tek pasları yapamazsan sahada apışıp kalırsın. Rakip boyuna top çevirir, sen de bakarsın.
Barkanın karşısındaki takımlar gibi olursun. Efendiler, futbol pratikle öğrenecek bir spor dalıdır. İslam da pratikle öğrenilir. Bir mürşidi kamile tabi olunur, bir alime tabi olunur ve taklit yapılır. Din taklittir. Dini, bu İslam'ı en iyi yaşayan insanlar kimlerdir? Peygamberlerden sonra. Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabileridir. Şu halde bizim sahabilere bakmamız lazım geliyor. Bu sahabiler hangi üniversitede okudu? Hangi sistemde yetişti? Kaç tane kitap okudu? Ve bu kaliteli imana vasıl oldular. Bu sahabiler bir tane kitap okumadı. Bu sahabiler bir tek şey yaptı. Mürşitlerin en üstün olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a tabi oldular. Mürşitlerin lideri kimdir? Bütün veliler, bütün mürşitler, alimler mürşitlerin en üstüne bağlıdır. Şayet arada bir bağ yok ise, bir iplik yok ise, bir ara kablo yoksa, peygambere bağlı değilse o mürşit, o çakma mürşit demektir. Sahtekar demektir. Bir silsile ile dalın peygambere bağlı olması gerekiyor. Bu bağlılık olmadığı zaman sakat bir yoldasın demektir. Seni sapıkça yollara ileride sevk ederler. Şeriata uygun olmayan hallere sevk ederler. Allah bizi böyle yollardan uzak tutsun inşallah. Amin. 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 Dolayısıyla iman taklit ile başlar. Taklidi imanla olaya giriş yaparsın, sonra tahkik eder. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam bize namazı tarif ediyor. Ekimiz salate, Kur'an'dan devamlı aynı ayet okuyor. Namazı kılınız, namazı kılınız. Tamam da Kur'an'da benim bu namazı nasıl kılacağım yazmıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Kime bakacağım? Mürşidime bakacağım. Peygamberim Aleyhisselam bu namazı nasıl kıldı? Eğer ona bakıp bu namazı kılmazsam sapıtırım. Kafama göre bir din uydururum. Bu da bizim İslam'ımızda, bizim dinimizde yoktur. Dinde ölçü peygamberin yaşamıdır. Peygamberin yaptığı hallerdir. Uygulama, buna furuat denir. Bu uygulamamızı ona benzetemezsek kafamıza göre din uydururuz. Kafamıza göre. Şaşıranlardan oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuzun büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Dini hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen peygamberliğe inanmamış olur. Ne demek istiyor mübarek? Bazı dini hükümleri işittin. İslam'ın emirlerini işittin. Ama aklınla bunu yorumluyorsun. Senden önceki hayırlı nesillere bakmıyorsun. Sahabeye bakmıyorsun. Tabiine bakmıyorsun. Mezhep imamlarına bakmıyorsun. Kafana göre ayetlere yorum veriyorsun. Bunu yaptığın zaman diyor, peygamberlik mekanizmasına inanmamışsın demektir. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam zamanında Peygamberimiz Aleyhisselam Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ ettiği zaman insanlar ben bundan şu manayı çıkarttım demediler. Ben bu ayetten şu hükme vardım demediler. Ne dediler? Allah Resulü bu ayeti söylediği zaman şöyle yaptı. Bizim de böyle yapmamız lazım dediler. Akıllarına göre hüküm vermediler. Çünkü aklına göre hüküm verdiğin zaman peygamberi devreden çıkartmak istiyorsun. Peygamberi devreden çıkartanın dini yok demektir. Hafta sonu Seyyid Nizam Camii'ne gittim. İmam Efendi iki tane mesele anlattı. Metafizik alemden iki ibret. Metafizik, fizik ötesi demektir. Yani gözümüzün görmediği alem. Şu anda burası fizik alem demektir. Bir de burada metafizik alem vardır. Melekler şu anda bu mecliste gezip duruyor. Ama bizim görmediğimiz bir alemdir bu. Allah Teala perdelemiş. Fakat Allah'ımız bazılarına bu perdeyi bir aralık kaldırır. Bazılarına perdeyi kaldırır ve ibret verir. İmam Efendi 105 yaşında emekli bir imamdan bahsetti. İki olay anlattı bana dedi. Ey cemaat, sizinle paylaşacağım. Öğle namazını beklerken biz de şahit olduk. Bu imam gençlik döneminde bir camiye gitmiş. Sabah namazına. Sabah namazına gidiyor, bir bakıyor camide cemaat 4 kişi. İmam efendi geliyor ön tarafa, farzı kıldıracakken arkaya dönüyor. İmamlar arkaya dönüp ne derler? Ey cemaat, safları sıklaştıralım. Bu sünnettendir. Peygamberimiz hep böyle derdi. Dönüyor arka tarafa 4 kişiye diyor ki ey cemaat, safları sıklaştıralım. Kaç tane cemaat var? 4 kişi. İmam 4 kişiye diyor ki safları sıklaştıralım.
Bu 105 yaşındaki emekli imam gençlik döneminde şöyle yapıyor. Şimdi imam diyor ki bize safları sıklaştıralım ama koca camide 4 tane cemaat var, neyi sıklaştıracaksın? Sıklaştırsan ne olur, sıklaştırmasan ne olur? Diye imama biraz güldüm diyor içimden. Bu imam. Hoca da fark etti diyor. Kardeşim diyor sen gel buraya bakayım. Beni diyor yanına çağırdı. Ben de utana sıkıla yüzüm kıpkırmızı bir şekilde imamın yanına gittim. Kolunu omzuma attı. Ve beni camiye doğru çevirdi. Arkaya bir döndüm. Arı uğultusu gibi bir ses. Ve caminin tamamı meleklerle dolu. Bembeyaz melekler. Hepsini gördüm. 4 tane insan var ama caminin tamamını Allah Teala meleklerle doldurmuş. Bu metafizik alemden bir delildir. Allah Teala çok az insana nasip eder. Bu imama da Allah Teala nasip etmiş. İkinci anlattığı mesele çok daha enteresan. Hani bahsettik ya dini aklıyla yorumlamak isteyen, bana göre diyen. Bu adam peygambere inanmamış demektir. Peygamberliğe inanmamış demektir. Bu imam kişi imamlık döneminde yaşadığı bir olayı anlatıyor. Bir cenaze oldu. Bir hakim karısını kabre götürdük. Cenaze namazını kıldırdım, kabre götürdük. Kabirde Kur'anlar okundu. Dualarımızı yaptık. Gittim mevtanın yanına telkin vermeye. Bizim dinimizde bir edep vardır. Bütün Kur'anlar, ibadetler yapıldıktan sonra imam gider ölüye telkin verir. Hocam ölü işitir mi? Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ölü diriden daha iyi işitir. Dirinin işitmesi kısıtlıdır. Ölü bedenden kurtulduğu için ruh ile işitir. Ruh bedenden daha kuvvetli işitir. Ruh bedenden daha kesin görür. Peygamber hadisiyle sabittir. İmamlarımız ne yapıyor? Telkin veriyor. Dinim İslam'dır, peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dır, Allah'ım yaratıcı ilahtır, milletim İbrahim milletidir gibi imam telkin veriyor. Telkini verirken diyor ben, o kadına, kabir sallanmaya başladı. Kabir sallanmaya başladı. Ben sandım ki deprem oluyor. Sağıma soluma baktım insanlar sallanıyor. İnsanlar da kabrin sallandığını görüyor. Ve kabirden bir ses işittim. Yandım Allah diye bir ses işittim diyor. Bu imam efendi. Duamı bitirdim, telkinimi yaptım diyor. Hakim yanıma geldi. Kocası hakim. Dedi ki kabri açacaksınız. Benim karım bir gün buzlukta kaldı. Bir gün. Muhtemel ölmemiştir. Çünkü sesi ben de işittim. Diyor, kabri açmalarını istiyor. İmam diyor ki olmaz. Görevliler diyor ki olmaz. Kabir açılmaz. Kardeşim diyor ben hakimim. Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu kabir açılacak. Rütbe konuşuyor. Kabri açıyorlar. Kabri açıyorlar. Bedenin altına bakmak caiz olmadığı için kadının yüzüne bakıyorlar. Kefenin üst tarafını, yüz tarafını açıyorlar. Bir bakıyorlar. Kadının başı simsiyah, kömür. Simsiyah. Saçların tamamı gitmiş. Yüz simsiyah olmuş. Yanmış. Hemen örtün diyor imam. Hemen. Kapatın diyor hemen. Hemen kapatıyorlar. Sonra hakimin yanına gidiyor. Ya diyor acınız büyük biliyorum ama diyor bu kadın ne yapardı? Dünya hayatında ne yapardı? Hakim şöyle diyor. Ben ona ne zaman desem ki artık örtünmenin vakti geldi. Allah'tan kork. Bütün insanlar örtünüyor. Yaşın geçiyor. Saçlarını ört. Ben ne zaman hanımıma örtün desem, hanımım şöyle dedi. Allah'ın böyle bir emri yok. Kelime bu. Allah'ın böyle bir emri yok. Kur'an'da Allah'ımızın böyle bir emri var mı yok mu? Nur suresi. Ey Habibim kadınlara söyle, başlarını göğüslerinin üzerinden örtsünler. Örtülerini göğüslerinin üzerine geçirsinler. Allah'ımız niye böyle söylüyor? O zamana gidelim. O devrin müşrik kadınları da başlarını örtüyordu. Saçlarının önü açık, başlarını örtüyorlar, arkaya doğru deve hörgücü yapıyorlar. Ne kadar büyük deve hörgücü yaparlarsa, saçlarını yukarıya doğru yükseltirlerse, çivir alametidir onlarda. Ama ön taraf tamamen açık. İslam'la beraber, ayetle beraber Allah'ımız örtünmeyi nasıl yapıyor? Saçların tamamı örtünecek, örtünün bir kısmı göğüslerinin üstünü örtecek. Burası açık olmayacak. Diyor. Bu ayet varken bu kadın ne diyor?
Allah'ın öyle bir ayeti yok. Ben başörtüsü de Müslüman olurum. Efendiler, başını örtmeyen kadın günahkar demektir. Ama başörtüsünün Allah'ın emri olmadığını söyleyen günahkar değildir, kafirdir. Farkı anlamaya çalışın Allah için. Allah'ın Kur'an'da ak dediği herhangi bir şeye kara diyen kafir olur. Yani Yahudi ve Hristiyanlarla beraber ebediyen cehennemdedir. Asla çıkmamacasına. Allah'ın başörtüsü emrinde olduğunu bilip başını örtmeyense günahkardır. Allah affeder ya da etmez. Allah bilir. Biz onu asla aşağılayamayız. Sadece yaptığının günah olduğunu söyleyebiliriz. Ve başını örtmesi için, Allah'ın kalbine hidayet ulaştırması için dua ederiz. Bunu yapabiliriz sadece. Ama asla ona kafir diyemeyiz. Neden? Çünkü emri kabul ediyor. Allah'ın emri olduğunu biliyor. Ama bu kadın ne dedi bu kadın? Bu kadın dedi ki Allah'ın emri öyle bir emri yok. Bu kadın şunu demiş oldu. Peygamber zamanında yaşayan yüz binlerce insan, sonra gelen sahabiler ve tabiinler, bunların tamamı başlarını örttü ama bu bir gelenek olduğu için örttü. Dedi. Yani peygamberliği kökünden inkar etmiş oldu. Bundan dolayı Allah ateş verdi, azap verdi. Ancak enteresan olan şey, insanlara gösterdi. Oradaki insanlara metafizik alemden bu olayı gösterdi. Canlı canlı şahit etti. Allah Teala insanlarımıza akıl fikir versin. Amin ya Rabbi. Çünkü günümüzde Allah'ın ayetlerini sakız gibi çiğneyen ve kolayca inkar eden bir sürü insan var. Bana göre bu namaz farz değil kardeşim. Namaz borç olmaz ya. Olmaz. İster kılarsın ister kılmazsın. Allah Teala her Müslümana günde 5 vakti mecbur kılıyor ama sen diyorsun ki bana göre böyle değil. İslam'da bana göre ya da sana göre yoktur. Allah'a göre vardır, Resul'e göre vardır. Allah aşkına bu konuda dikkatli olun. Alimlerimiz şöyle diyor. Bir alime bir kişi tabi olduğu zaman o alimin bütün fikirlerine tabi olması gerekiyor. Bir fikrini kabul etmediği zaman o alime tabi olmamış oluyor. Ne gibi? Mesela bizim mezhebimiz ne? Hanefi mezhebi. İmamımız kim? Ebu Hanife. Ülkemizdeki Müslümanların %70'i Ebu Hanife'ye bağlıdır. Ebu Hanife'nin fetvalarından herhangi bir tanesini reddetsek. Mesela Ebu Hanife diyor ki, kurban kesmek benim mezhebimde vaciptir. Delilim şu hadis-i şeriftir. Ama diğer 3 mezhepte kurban kesmek sünnettir. Aramızdan Ebu Hanife'ye bağlı, Hanefi mezhebine bağlı herhangi birisi şöyle dese, ya Ebu Hanife çok büyük bir alim, ben de ona tabiyim ama bu konuda biraz aşırı gittiğini düşünüyorum. Diğer 3 mezhep imamı böyle diyorsa sünnettir ya, bu sene de kurbanı kesmeyeceğim dese, bu adam Hanefi mezhebinde oluyor mu? Olmuyor, çıkmış oluyor. O alime tabiyetten ayrılmış oluyor. Bak tek bir emri, halbuki o alimin binlerce emrine tabi, binlerce fetvasını yerine getiriyor ama tek bir emrini beğenmemezlik yapıyor. Ben bunu beğenmedim diyor. Kafasına göre hareket ediyor. Bunu yapan kul mezhepten çıkar. Mezhepsiz olur. O zaman şu ayeti kerimeye düşme tehlikesi vardır. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün herkes imamlarıyla beraber çağrılır. Senin imamın Ebu Hanife değil. Senin imamın Ebu Hureyre değil. Senin imamın Bediüzzaman değil. Senin imamın İhramcızade değil. Kim senin imamın kardeşim? Kim? Hepsinde beğenmediğim bir şeyler çıktı. Bir tanesini tutamadım. Senin imamın kim? Allah Teala diyor ki o gün herkesi imamıyla çağıracağız. Bunların hiçbir tanesini beğenmiyorsan sen Stalin'le gidersin. Sen sevdiğin artistle gidersin, şarkıcıyla gidersin. Dolayısıyla tabi olduğun zaman kafa kol ben buradayım diyeceksin. Allah beni bu kapıdan ayırmasın diyeceksin. Allah beni bu mezhep imamından ayırmasın diyeceksin. Çünkü bu zamanlarda mezhepsizler bayağı bir arttı. Kolay din tellalları. Mezhebe gerek yoktur, hadise gerek yoktur. Emirleri biz 120'ye indirdik. Tıpkı Ramazan'da ortaya çıkan Ramazan pideci hocalar gibi. Teravih diye bir şey yoktur. İşte 3 saat fazla oruç tutuyoruz. Böyle sapık sapık bir sürü hoca çıkıyor. Mezhepsiz tellalları ortaya çıkar. Özellikle Ramazan'da. Bunlar mezhepsizliği sevk etmeye çalışırlar. Hiçbir imamana ihtiyacınız yok. Peygamber'e de ihtiyacınız yok. Kur'an size yeter. Açın Kur'an'ı meali okuyun.
Ona göre dininizi yaşayın derler. Elhamdülillah biz bunlardan değiliz. Mevlana'mız alimlerden bahsederken diyor ki aklımı attım ve şeyhime teslim oldum. Mevlana'nın şeyhi kim? Tebrizi Şems Hazretleri. Kendisi bir zahir alimi iken Şems Tebrizi'ye teslim oldu. Ondan tasavvuf ilminin derinliklerini öğrendi. Ve daha sonra Mesnevi'yi yazdı. Mesnevi şu anda dünyada bütün dillere çevrilmiş vaziyette. Büyük bir gönül adamı, büyük bir Allah adamı diye Hazreti Mevlana'yı dünyanın bütün insanları, Hristiyan, Yahudisi, putperesti, Buda'ya tapanı Mevlana'nın eserlerini okuyor, sözlerini okuyor. Sebep? Çünkü aklını attı. Aklını atmak ne demek hocam? Aklını atmak demek deli olmak demek değildir. Aklı atmak demek ayet ve hadis konusunda hocan, üstadın, tabi bulunduğun alim herhangi bir şey söylediği zaman sen farklı bir görüş ortaya koyma. Sen ona tabi ol demektir. İmam-ı Azam bu konuda bunu dedi mi? Dedi. Behaeddin Nakşibend Hazretleri bu konuda böyle dedi mi? Dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu konuda böyle bir rivayet veriyor mu? Veriyor. Benim bu konuda söyleyeceğim tek şey budur. Din akıl değildir. Din nakildir. Eğer din akıl dersen insan sayısı kadar din ortaya çıkar. İslam birdir, tektir. İnsan sayısı kadar din olmaz. Dini aklına uydurmayacaksın. Aklı dinine uyduracaksın. Bakın İslam tarihine. Osman Bedrettinler nasıl Bedrettin oldu? 7 yaşında hafız olmuş. Alim zat. Yana yakıla bir mürşit kapısı arıyor. Gönlümü nazarla doldurabilecek bir eşik arıyorum. Ya Rabbi benim rüyama bir mürşidi kamil ver. Onunla tanışayım. Bana tasavvuf ilminin inceliklerini öğretsin. Ki sana daha yakınlaşabileyim diye gece gündüz dua etmişler. Allah Teala da Osman Bedrettin gibi bir alime Mahmud Samini Hazretleri gibi bir veliyi nasip ediyor. Ve gidip ona teslim oluyor. Ama şüphelerinden kurtulamadığı için yolda ayağa kayıyor, sendeliyor. Şüphelerini terk ettiği anda 3 yıl gibi kısa bir zaman içinde Allah Teala Osman Bedrettin Hazretlerine de velayeti nasip ediyor. Bakın Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine. Üsküdar'da yatar. Çok defa gitmiş ziyaret etmişsinizdir. Bu insanın hayatına bir bakın. Bu adam ne yaptı? Bu adam kime tabi oldu? Allah katında yücelmiş ve peşinden binlerce insan gidiyorsa bir adam, bilin ki bu adam birine tabi olmuştur. Bir veliye, bir alime tabi olmadan, peygamberin vaadini, peygamberin sözünü dinlemeden kimse kimsenin peşinde gitmez. Silsilemizdeki bütün Allah dostlarına, bütün alimlere bakın. Hepsi birine tabi olmuş. Tabi olmadan Allah'ın sevgilisi olmak yok. Tabi olacaksın. Çünkü Allah'ın sistemi bu. Bir insan kendisi gibi bir insana tabi olacak. Sahabi peygamberine tabi oldu. Biz de o peygambere tabi olacağız. Ve Allah'ın istediği kul vasfına erişeceğiz inşallah. Amin ya. Eriştiğin zaman ne oluyor? Mevlana gibi bir hikmet adamı oluyorsun. Hikmet adamı. Mübarek bir gün evine giriyor. Bakıyor oğlu biraz düşünceli, biraz morali bozuk. Dur diyor oğluma bir şaka yapayım. Duvardaki kurt postunu alıyor, üstüne geçiriyor. Oğlunun karşısına geçiyor ve şöyle yapıyor. Aaa! Koca Mevlana, oğlunu keyiflendirsin diye. Oğlu da bakıyor ve gülmeye başlıyor. Kurt postunu giymiş bir adama gülmemek lazım, korkmak lazım. Ama oğlu gülüyor. Mevlana şöyle diyor. Bak oğlum diyor, niye bana güldün? Halbuki ben sana korkulu bir surette gelmiştim. Benim baban olduğunu bildiğim için bana güldün. Dünya da aynen bu misal gibidir diyor. Bak şimdi hikmete bak. Dünya da tıpkı bu misal gibidir. Kulun başına bir musibet gelir. Kul bu musibetin arkasındaki yaratıcıyı bilirse, arkasındaki zatı bilirse güler geçer. Bu benim Rabbimdendir der. Hiç sıkılmaz. Allah'a teslim olur ve o musibeti atlatıverir. Tıpkı diğer musibetleri atlattığı gibi. Üstadım İhramizade Hazretleri bu konuda şöyle der. Bu sözü çok severim. Bundan önceki iptila geçmişti. Bundan sonraki de geçer değiliz. İptila musibet demektir. Bugüne kadar hepimizin başından bazı musibetler, bazı sıkıntılar geçti. Bugün başımıza gelen de geçecek. Bu kesin bilgidir. Kesin.
Çünkü zaman geçiyor, hayat geçiyor. O musibet de geçecek. Siz istediğiniz kadar deyin. Bu musibetin geçmesini istemiyorum. Geçecek. Allah'ın hükmü bu. Çünkü insan dünya hayatında çoğunlukla sefahattedir, rahatlıktadır. Azınlıkla başına musibetler ve imtihanlar gelir. Bu azınlıkla başına gelen sıkıntılarla sabırla hareket ederse büyük nimetlere düşer olur. Allah Teala bizi sabırlardan kılsın. Amin. 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 Kişi kafasına göre hüküm vermeye başladığı zaman farklı farklı psikolojiler ortaya çıkar. Günümüzdeki en çok rast gelinen psikoloji özellikle üniversite talebelerinden bunu çok duyuyorum. Kardeşim, İslam'la aran nasıl? Hocam ben deistim. Deist ne demek? Ateist mi? Hayır. Ateist demek Allah'a inanmayan demek. Deist ne demek? Deist, Allah'a inanıyorum. Şimdi bu biraz daha vicdanlı ateiste göre. Bu diyor ki ya bu kadar şey kendi kendine olamaz kardeşim. Bu ağaçlar, bu güneş, bu yıldızlar, bu rüzgar, bu yağmur kendi kendine olamaz. Muhakkak bir ilah var. Ama peygamber yok. Kitap yok. Emirler yok. İmtihan denen bir şey yok. Ölüm yok. Öldükten sonra dirilmek yok. Hesap yok, kitap yok. Deist demek sadece Allah'a inanıyor. Başka hiçbir şeye inanmıyor demek. Şu dönemde ortaya çıkan en büyük sapıklıklardan bir tanesi bu. Deizm. Bu adam şöyle demek istiyor. Güneş var ama ışığı yok. Kardeşim, güneşi kabul ediyorsan ışığı da kabul edeceksin. Güneş varsa bir yerde orada ışık var demektir. Aydınlık var demektir. Eğer Allah'ı kabul ediyorsan kanunlarını da kabul edeceksin. Yine bu adam şöyle demek istiyor. Ülkemizde bir başbakan var. Ama kanunu yok. Kanun koymaz. Orada durur. Yer, içer, akşamleyin evine gider. Hiç kanunları değiştirmez. Hiçbir hüküm koymaz, hiçbir hükmü kaldırmaz. Ama başbakan var, inanıyorum. Böyle bir sapıklık yok. Bir ülkede bir lider varsa, halk o lideri oraya geçirmiş demektir. Halk da bir lideri oraya bir şey için geçirir. Beğenmediği kanunları kaldır, beğendiği kanunları koy diye. Kanun yapıcıdır başbakanlar. Kanun koyarlar. Bir muhtar bile, bir köy bile muhtarsız olmayacağına göre, bir belde bile belediye başkansız olmayacağına göre, bir dünya ilahsız olmaz. Yaratıcısız olmaz. İşte deizm denen sapıklık, bu hakikatlerden uzak olduğu için, külliyen cehenneme gidiyor. Hocam kurtulamaz mı? Yani bir adam sadece Allah'a inanıyorum demekle kurtulamaz mı? Kurtulamaz. Ebedi cehennemdedir. Çünkü iman demek, altı şarta inanmak demektir. Altı şarttan bir tanesini reddettin mi kafir olursun. Bu deistler kaç tanesini reddediyor? Beş tanesini reddediyor. Bak, Allah'a inanmak imanın ilk şartı. Bunlar Allah'a inanıyor. Ama hemen peşinden ne geliyor? Meleklere inanmak. Bunlar diyor ki melek yok, şeytan yok, nefis yok, cin yok, hiçbir şey yok. Ne var? Allah var. Sadece onu kabul ediyoruz. O da tatilde. Tıpkı Mutezile görüşü gibi. Bir Allah var, her şeyi yaratmış, sonra köşesine çekilmiş tatilde. Bekliyor. Sadece izliyor. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle bir ilah yok kardeşim. Siz bu işi bilmiyorsunuz. Çünkü ilahi vahye bakmıyorsunuz. Kitaplara bakmıyorsunuz. İlahi vahye yani bozulmamış olan Kur'an'a baktığın zaman gerçeği görürsün. Allah sana hidayet etsin inşallah. Amin. Yine İmam Rabbani ile devam edeyim. Bu büyük veli şöyle diyor. Mürşid aramaktan maksat İslamiyet'i öğrenmektir. Onlardan görerek itikatta ve İslamiyet'e uymakta kolaylık elde etmektir. Yoksa helal haram demeden istediğini yapıp, istediğini yiyip de mürşidin eteğine yapışarak azaptan kurtulmayı sanmak tam bir hayale kapılmaktır. Bu da bizim gibi dervişlere gelen bir uyarı, bir ikaz. Günümüzde ben sufiyim, ben dervişim diyen birçok cahil avam insan var. Bir kapıya girdim, çok büyük bir kapı. Namaz falan kılamıyorum belki ama bu kapı beni kurtarır. Böyle çok sapık adam var. Dikkat buyurun. Koca imam, silsilemizin 23. halkası. Müceddid el-Fisani ne demektir? İkinci bilim müceddidi. Ne diyor?
Bir adam bir mürşid arıyorsa bunun tek bir sebebi vardır. İslamiyet'i daha kolay yaşamak, daha güzel yaşamak ve ehl-i sünnet itikadını en yetkili ağızdan öğrenmek ve doğru bir İslam yaşamak. Mürşid aramanın tek gayesi budur. Ama bazıları mürşidi şunun için arıyor. Benim birçok eksiğim olsa da büyük bir kapıya girersem bu kapı beni kurtarır. Şimdi dervişlerden bazıları şöyle der. Hizmete genelde yeni gelen dervişlerdir. Biz çok büyük bir kapıya girdik. Silsilemiz çok büyük. Behaeddin Nakşibendler var. İmam Rabbani'ler var. Mevlana Halitler var. İhramizadeler var. Bayezid Bistami'ler var. Ebu Bekirler var. Muhammed Mustafa'lar var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle büyük bir silsileye girdik. Tamam, bazen günde 2-3 vakit namaz kaçırıyoruz ama bunlar bize şefaat eder kardeşim. Bu büyük bir cahilliktir. Efendiler, amel etmeden kimse kimseye şefaat edemez. Bak dikkat et. Amelin yoksa hiç kimse seni kurtaramaz. Bir büyük kapıya girmiş olsan bile amel edeceksin. Bu kapıya girmenin amacı bu. Daha kolay nasıl amel yapabilirim? Bana bunu öğretir misin kardeşim? Mürşidin amacı budur. Senin işini kolaylaştırmaktır. Yoksa yan gelip yat, ben seni kurtaracağım. Seni sepetime alacağım. İbadetsiz, zikirsiz, namazsız, rabıtasız ben seni karşı tarafa geçireceğim. Hiç korkma evladım. Böyle bir din yok. Olsaydı Efendimiz Aleyhisselam'da olurdu. Ne buyuruyor? Ölmesine en yakın zamanda kızı Fatıma'ya şöyle diyor. Ey kızım Fatıma, babam peygamberdir diye bana güvenme. Sana şefaat ederim ancak amel edersen. Kızı Fatıma, Efendimiz Aleyhisselam'ın en sevdiği insandır. Dikkat buyurun. Ona bile iltimas yok. Sana şefaat etmemin tek bir amacı var. Tek bir çaresi var. Ancak Allah'a kulluk edersen ben sana şefaat edebilirim. Allah bu sefer bana izin verir. Ama sen kulluk etmezsen beni devreye sokmaz. Sen emin oldun demektir. Şefaatten emin oldun, imanını garanti altına aldın demektir. İman beynel havf ve recadır. Korku ve ümit arasında olmak zorundasın. Bu ikisinin arasında olmadın mı sapıklığa doğru gidiyorsun demektir. Günümüzden bir örnek vereyim. Okuyan, üniversitede okuyan insanların çoğunluğu şöyle der. Devlet kapısına bir kapağı atayım, paçayı kurtarayım. Ondan sonra yan gelip yatsam da maaş garanti. Kriz mi olmuş, şu mu olmuş, bu mu olmuş? Ben bu devletin kapısına kapağı atayım diye düşünüyorlar. Böyle görüyorlar. Sonra biz vergi ödemeye, vergi dairesine gittiğimizde 50 tane esnaf, 2 tane adamın gazetelerini okumasını bitirmesini bekliyoruz. Gazetelerini okuyacaklar, çaylarını bitirecekler ki bizim hesabımızı görsünler. Devlete para verirken sıra bekliyoruz. Neden? Çünkü çalışmak için oraya gelmemiş. Yan gelip yatmak ve maaş almak için oraya gelmiş. Derviş de böyle. Cahil derviş de böyle. Bu kapıya çalışmak için gelmemiş. Bir insana daha bu güzellikleri aşılamam, öğretmem lazım. Bir insanı mahallemden namaza başlatmam lazım. Niyetiyle gelmemiş. Ben bu kapıya kapağı atayım, paçayı kurtardım demektir. Bu kadar büyük velileri seviyorken Allah bana azap etmez. Bu çok yanlış bir düşüncedir efendiler. Çok yanlıştır. Allah Teala kalbimizde böyle bir niyet, böyle bir düşünce varsa söküp alsın inşallah. Amin. Amin. İmam Rabbani şöyle buyuruyor. Allah Teala bir adama iki şeyi vermişse ona her şeyi vermiştir. Her şeyi. O iki şeyden bir tanesi ehl-i sünnet vel cemaat itikadıdır. Elhamdülillah. Allah Teala ayaklarımızı kayırmasın inşallah. Amin. Bu iki şeyden bir tanesi cepte. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadındayız. Ne demek hocam bu? Peygamberin yaşadığı İslam. Sahabenin yaşadığı İslam, tabiinin yaşadığı İslam demektir. Buna ehl-i sünnet vel cemaat denir. Matematiksel konuşalım. Dünyadaki Müslümanların %90'ı demektir. 10 Müslümandan 9'u ehl-i sünnet vel cemaat itikadındadır. İkincisi nedir? Kendisine İslam'ı öğretecek bir mürşidi kamil. Allah Teala bu ikisini bir adama vermişse bu adama dünyadaki en güzel şeyi vermiş demektir. Rabbime hamdolsun, Mevla bu iki nimeti bize verdi. Kaçırmayı, bırakmayı nasip etmesin inşallah. Amin. Amin. Efendiler, bir mesele daha anlatalım. Olayı kapatalım inşallah. Bir mürşidi kamilde aranacak en önemli özellik şeriata olan bağlılığıdır. İslam şeriatına, Allah'ın hükümlerine, kitap ve sünnete bağlılığı yoksa o çakma Gandalf demektir.
Ama hocam şu kadar sarığı var, şu kadar uzun sakalı var, yüzü nur gibi. O Gandalf görünümlü Saruman demektir. Yüzünde Gandalf ifadesi var ama arkada Saruman var. Tehlike var demektir. Birkaç gün sonra, birkaç ay sonra onun ağzından şöyle duyarsınız. Ben son Resulüm. Ya ne oldu sen şeyhtin, mürşittin, ne oldu? Rütbe mi aldın? Artık Resul oldum. Allah Teala ayetinde son peygamberden bahsetmiyor mu? Hatemül Enbiya demiyor mu? Peygamberi için son peygamberdir demiyor mu? Diyor. Sen nereden aldın bu rütbeyi? Allah yalan mı söyledi? Peygamberimiz Aleyhisselam yalan mı söyledi? Ey Ali! Senin benim yanımdaki durumun Musa'nın yanında Harun'un durumu gibidir. Bir farkla ki benden sonra peygamber gelmeyecektir. İkisinin yakınlığı tıpkı Musa ile Harun'un yakınlığı gibiymiş. Ama Harun peygamberdi. Hazreti Ali peygamber miydi? Değildi. Hazreti Ali'ye verilmeyen, Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e verilmeyen peygamberlik sana mı verildi? Bilmediğin zaman İslam'ı sapıtırsın. Daha kötüsü tayfa sapıttığı zaman, tayfa hastalandığı zaman ölür. Ama gemi gitmeye devam eder. Kaptan hastalandığı zaman gemi batar. Gemi kayalığa çarpar. Peşindeki bütün cemaat de cehenneme gider. Bu kadar tehlikelidir. Üstadım İsmail Hakkı Efendi şöyle der. Bir kimsenin gökte havada uçtuğunu görseniz aldanmayın. Sinek de uçuyor. İnsan sinekten üstündür. Siz şeriata ne kadar bağlı ona bakın. Kur'an'a ve sünnete bağlılığında ufak bir sekte varsa hemen onu terk edin. İstidraçtır. Şeytan oyunudur. Ölçü budur. Bu ölçüde olmadığın zaman kafasına göre hükümler uydurur bazı mürşitler. Ben mürşidim diye ortaya çıkmış insanlar var. Ne diyor talebeleri? Bizim şeyhimiz kadınlarla baş başa kalabilir. Çünkü o nefsini yenmiştir. Bizim üstadımız kadınların elini tutabilir. Onlara el ele tutup biat verebilir. Çünkü onun nefsi ölmüştür. Allah Allah. Neden böyle? İslam'ı bilmiyor. Bilmiyor. Allah'ın peygamberi hayatı boyunca namahrem bir tane kadının elini tutmadı. Ayşe anamız yemin ediyor. Kim derse ki Muhammed Aleyhisselam namahrem bir kadının elini tuttu, yalan söylemiştir. Tutmamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? Kadınlar Resulullah'a biat almaya geldiğinde şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü, bize biat vermeyecek misin? Bizim elimizi tutmayacak mısın? Ben kadınların elini tutmam. Bu peygamberdir. Nefsini terbiye etmiş değil, nefsi Allah tarafından terbiye edilmiş demektir. Muhlasundan. Peygamber tutmayacak kadının elini, sen tutacaksın. Yani ben ondan daha üstün bir makamdayım diyeceksin. Nereden geldi bu bilgi? Şeytandan. Şeytandan. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Sizden birinizin başına bir demirle, demir çubukla vurulması bir kadının elini tutmasından daha iyidir. Burada bir darbe var. Bizi büyük sıkıntıya sokacak bir darbe var. Demir çubuk başımıza girecek. Burada da bir kadının elini tutacaksın. Kafana demir çubuk yemen kadının elini tutmandan daha iyidir diyor. Daha kirli bir hadis söyleyeyim. Daha sert bir hadis söyleyeyim. Sultanım şöyle buyuruyor. Bir erkeğin bir kadınla sıkışık oturması, yan yana oturması, bir domuza sarılması bir kadınla yan yana oturmasından daha iyidir. Hocam burada kadınları aşağılama mı var? Hayır hayır alakası yok. Burada günahın boyutunu anlatmak var. Burada yabancı bir kadınla bir erkeğin yan yana bulunmasının günahının boyutunu bir temsille anlatmak var. Kadını aşağılamak olur mu İslam'da? Kadın İslam'dan önce aşağılıktı. Bir kadının 10 tane kocası vardı. Bir tane kadının 2 tane kocası olur mu? Olmaz ama müşrikler döneminde bir kadının 10 tane kocası vardı. Bir adam 10 kadın alabiliyordu. Bu kadın aşağılık bir kadındı. İslam geldi, her şeyi düzene soktu. Bir kadının birden fazla kocası olamaz dedi. Bu İslam'dır. Dolayısıyla her kim derse ki ben mürşidim ve siz onda İslam'ın hükümlerine aykırı bir tek hareket görürseniz kaçın. Ondan mürşid olmaz. Ondan sapkın bir adam olur. Amerika'da bir adam vardı. Hatırlarsınız. Allah rahmet etsin inşallah. Şehit oldu. Malcolm X, Amerikalı Müslüman zencilerin babasıdır. Çok büyük bir hatiptir.
Bir dönem hapishanede kaldı. Sapkınlık döneminde hapishaneye düştü. Hapishanede Eliyah Muhammed denen bir cemaat liderinin talebeleriyle tanıştı, Müslüman oldu. Sonra gitti bu adama tabi oldu. Bu adam sapık bir cemaat lideri. Nasıl sapık hocam? Cemaatindeki kızlarla zina edebiliyor. Zinanın serbest olduğunu savunuyor. Son peygamber olduğunu söylüyor. Ve bütün cemaat de bunu tetkik ediyor. Tamam diyor, bu doğrudur. Bunun ismi de Muhammed'dir. Bizim mürşidimizin ismi de Muhammed'dir diyorlar. Ve bunun peygamberliğine tabi olmuşlar. Malcolm X de bunlardan bir tanesi. Ona tabi oluyor. Ama daha sonra hacca gidince, İslam'ın gerçek güzelliğini görünce yanlış bir yolda olduğunu anlıyor. Mesela Eliyah Muhammed'in en büyük sapkınlıklarından bir tanesi neydi? Irkçılık. Sohbetlerinin temelini ırkçılık oluştururdu. Beyazdan Müslüman olmaz derdi. Beyazlar şeytandır derdi. Sadece siyahlardan Müslüman olur. Beyazlar Müslüman olamaz derdi. Beyazların tamamı cehennemdedir derdi. Bu Eliyah Muhammed denen sapık adam. Malcolm X de bu doğrultuda giderdi. Ne zaman ki hacca gitti, aynen şöyle diyor. Ben buraya geldim. Beni yemeğe davet etti hacı arkadaşlarım. Hemen yanımda sapsarı saçlı, bembeyaz yüzlü, masmavi gözlü bir Müslüman kardeşimle aynı tabaktan yemek yedik. Ve kimse beni siyah olduğum için aşağılamadı. Ben burada hacda anladım ki insanlar eşittir. Ne siyahın beyaza ne beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Ben burada okudum, işittim, anladım ki Muhammed Mustafa Aleyhisselam veda hutbesinde ne Arap'ın aceme ne acemin araba üstünlüğü yoktur. İslam'da ırkçılık yasaktır. Irkçılık ayaklarımın altındadır buyurduğunu ben burada öğrendim diyor. Bu saatten sonra ırkçılığı bırakıyorum. Eliyah Muhammed'i de terk ediyorum. Dedi ve cemaati terk etti. Uyandı ama geç uyandı. Cemaatinin sapık bir cemaat olmasının delillerinden bir tanesi de Malcolm X'i cemaati terk ettiği için 20 tane kurşunla öldürdüler. Öldürdüler ve şehit ettiler. Allah gani gani rahmet etsin inşallah. Allah Teala ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın. Amin. Bizleri sapık yollardan uzak etsin. Amin. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadından ayırmasın bizi. Amin. Amin. İmam-ı Rabbani'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin, Ebu Bekir Sıddık'ın, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin yolundan bizi ayırmasın inşallah. Amin. 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 Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.